Bilmiyorum ki. Ay anne, senin içine cin kaçmış. Kolumu koparacaktın. Bıraksan
yapıyorum bütün işlerimi. Ah o reklamları yapanlar. Allah razı olsun onlardan. Yoksa kimseni kaldıracaktı bu televizyonun önünden. Ay ben sana bir şey diyeyim mi? Sen hangi evlendirme programına gidersen git, benim gibi gelini hayatta bulamazsın. Senin gibisini. Evet. Ah ah. Seni nerede bulaydım ben? Sana bir şey diyeceğim ben. Biraz da ben oturayım. Nişanlına oturuyorum. Bütün her şeyi yaptım, görmüyor musun? Yorgunluktan ölüyorum, ölüyorum. Sen. Ay senin yanında da oturulmaz. Ben sana bir şey diyeceğim Ayten. Ne oldu yine? Söyle bakalım. Sen Nara bu işleri yapıyorum. Nara mı yapıyorum? Koskoca reklam araları var. Günde 5 vakit dizi izliyorum diye işlerimi yapmadığımı mı sanıyorsun sen? Yani sen Dursun'uma şikayet edeyim de gör. Dursun'a bak. Sen bana bu kadar beddua ediyorsun ya. Senin bedduaların. Durur. Dursun'uma vurur. Felek, ne olurdu sen bunların cezasını bu dünyada vereydin. Hem de benim gelinim için vereydin. Of, seni durduran için yemem. Ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun sen bu gelin? Nereye mi gidiyorum? Geçen gün Leyla ile Meltem'in kıyafetlerini sipariş etmiştik. Kargodan onları almaya gidiyorum. Ha, canı çıkartacaklar. Bir de mesaj atmışlar. Kaç gündür geliyoruz, evde yoktunuz. Göze kör olmaya. 4 yıl eğitim fakültesindeydin. İnsan az ülke hocayı takip eder ya. Gözüne perde mi inmişti 4 yıldan? Hay anneciğim, sen de biliyorsun. Ben de ülke hocanın kıyafetlerini çok beğeniyorum ama Dursun'umun parası ülke hocanın kıyafetlerini almaya gidiyor. Bomba daha patlamamıştı. Ancak patlamak üzereydi. Ayşe'nin kaynanası buradaydı. Fakat Leyla'nın kaynanası Mardin'de yaşıyordu. İşte olay tam da o an gerçekleşecekti. Nemrut mu Nemrut, şeytan mı şeytan, hiçbir gelin otoritesinin savaş ilan edemeyeceği Hayriye Hanım'ın Giresun'un biricik ineğiyle gelmesiyle başlamıştı. Tehlikenin büyüklüğünün yanı sıra buradaki tehlikeye de değinmeden edemeyeceğiz. Gelin Leyla, Kuzey'in parlayan yıldızından mezun bir Türkçe öğretmeniydi. Genom sancağının derslerini çatır çatır vermiş, Abanus küçüğün sağ çalışmalarına bizzat katılmış, Sedalı ile Sedasız'ı birbirine katmış, vokal ile konsonantı birbirine düşürmüş bir gelindi. Ve işte o an gelmişti. Sen bütün gün evdesin. Senin başka işin var mı? İş yerin burası.
Bir dakika. Şimdi bu ev benim iş yerim, öyle mi? Burası benim iş yerim. Evet. Ben de bu iş yerinde bir çalışanıyım, öyle mi ev hanımıyım ve işim burası benim. Evet. Bundan sonra ben de bana göre kazanırım. Hadi bakalım. Tamam, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Babam da çay dolduruyor. Ha şimdi bu mu? Tavrım bu ya, çay koymama. Saat 7. Mesaim bitti Recep, mesaim bitti. Saat 7. Elim ayağım suya çok şükür. Kendi çayımı da kendim alırım. Alırsın tabii Recep. Alırsın tabii kocacığım. Yarın da bir güzel çamaşırlarını yıkarsın. Ütünü yaparsın. Neyi nasıl? Nasıl yıkarım? İster evde yıkarsın, ister makinede yıkarsın. Ama diyorum ya, hafta sonları çalışmıyorum. Close, kapalıyız, kapalıyız. Ama anne, anladın mı? Oyuncaklarım, eşyalarım, ne yaparım ben? Sana da yavrum, sana da anne. Sana da çocuğum, sana da. Ama anne, ne iş yeri, ne işi? Ya yeter! Yeter anne! Kadın haklı ya. Yıllardır saçını bize süpürge ediyor. Bir gün yüzü gördüğüm var şu kadın ya. Şuna bak, kurudu gitti. Ama baba işte. Yeter! Hadi git odana, git bir şeyler yaparsın. Recep! Efendim? Recep! Gittin sen benden bir şey isteyeceksin. Ben bu hallerine alışkın değilim. Gittin benden bir şey. Olur mu sevgilim ya? Gel otur. Bir şey isteyeceksin, yoksa sen bana böyle davranmazsın. Olur mu aşkım? Gel böyle otur, gel otur. Tamam. Şimdi Leyla'cığım. Sen şurada bana çay koymadın ya. Ben o anda bir aydınlandım. Bir ışık geldi. Dedim ben bu kadına yıllarca ne yaptım? Neden bu hale geldi? Hatta gel şöyle yapalım. Sen bir ayağını uzat. Ayağım. Bak uzat. Rahat rahat biliyordum dinle. Ya, biliyordum. Bir gün beni anlayacağını biliyordum. Ya ben seni hep anlıyorum. Ay Recep ne kadar da rahatım. Oy. Leyla. Efendim. Leyla! Efendim Recep! Leyla! Recep! Hani diyorum? Birazdan annemler gelecek ya. Bir şeyler mi hazırlasak? Şuraları mı toparlasak? Ulan bir kere de beni şaşırt be! Lan bir kere de beni şaşırt be! İnanmıştım sana! Lan mesaim bitti diyorum! Mesaim bitti! Ofum of! Kapalıyız kapalı! Ya yeter abarttın ama! Annemler geliyor, annemler. Nedir? Anne, gelinin bu hafta çalışmıyor. Haftaya gelmedi. Aynen öyle. Mesai bitti, mesaisi yok. Ya Leyla ne mesaisi? Anama da mı mesai Leyla? Anam ağır mesai. Ne yedin ya? Ne oldu Hayriye? Niye dışarı çıktın? Sen de haklısın, yokmuşsun ama. Bu başka el mi yoktu? Çalayım da girek. Cemal dur. Ben çok heyecanlıyım. Ya. Bir endişe bastı Cemal, yanıma gel. Oğlumuz kesin kilo verdi, hem de pancar çorbası yemekten. Küçükken ikizini yemiş gibi dolaşıyordu orada. Cemal! Bu çocuğun psikoloğunu hep sen bozdun! Sen de bozdun! Haydi çal, haydi! Thank you.
gibi ay parlayasın. Haydi bir dur şimdi sırası mı? Hala bir görelim onlar bir dur. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk benim güzel gelinim. Hoş geldin yavrum. Yeter. Hoş geldin anneciğim. Buradayım. Gel. Vallahi bir ter bastı. Baba anne! Maşallah. Ne
güzel şiir yazıyor. Freya görse utanır. Bir de Nazım Hoca gibi. Babaanne, tamam Meryem var ama o da bir yere kadar. Mahallede herkesin kardeşi var. Benim niye kardeşim yok? Hadi nasıl? Dedeciğim benim niye kardeşim yok? Valla sıkıntı babandadır. Ben kardeşimi baş ağrıyorsun. Başı ağrıyınca ne oluyor ki? Kardeşin o mu ya evladım kardeşin? Tamam öyle mi söyle? Nasıl anlattılar ona? Köyden soruyorlar. Diyorum kaç torunun var? Diyorum bir. Ondan da bir sıfır olaydı. Moralimizi bozmuyoruz. Dedesi ona para versin. Haydi dedesi para versin. Dur paramı çıkaracağım. Ya benim bir tane torunum var. Bütün param ona kurban ola. Hele dur. Aha bir lira buradaymış. Bizim çayımız ne zaman hazır değil?
şimdi beni parmağınla gösteriyorsun he? Sen önce bir bağırırsın, sahibeye dersin. Ben de sana efendim ağam derim. Sonra sen döner dersin ki bana bir bardak çay getir. Ben de sana çay getiririm. Ama sen çay istemedin. İsteseydin getirirdim. İstemedin. Çok konuşma sahibi. Ramazan, ilk icraatın kahvemizi bu gıdıbet karıdan kurtarmak olsun. Kadınlar çaycım olur. Merak etme Bilal'im. Zaten yeni köy planında bu karılara asla yer vermeyeceğiz. Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi son zamanlarda biraz şişim şişim şiştim diye. Sen şimdi bana gel mi bulamıyorsun? Ben istersen burada olurum. Ha da istersen biraz da burada olurum. Ha bir de canımın istediği yerde olurum. Şişim 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 seninle uğraşamam. Hadi Saim hadi. Çeneye çalışacaksın, elin çalsın. Ya ya ya. Ander kalsın cahillik. Dönün de oy verdiğiniz adama bir bakın. İnşallah görün. Adam deme yanlış anlamadı. Kerizlere bak hele. Sanki seçim kazanmışlar gibi gülüyorlar. Ne haber lan? Kaybedenler kulübü. Hadi yine iyisiniz. İlk evrak işlerinizin masrafları benden. İyidir, sıkıntı yok. Asıl sizden ne haber? Sahtekarlar kulübü. E nasıl olalım? Bir köye muhtar olmuş kadar iyiyiz ya. Lan sığır kafa, alt tarafı bir köye muhtar oldu. Ne yapıyorsun? E tabi siz Durasun köyü seçmenleri tarafından size emanet edilen muhtar Ramazan Görev oğlu hazretlerini bu köyü yönetmesine her bakımda karşı olabilirsiniz ama... La alt tarafı bir muhtarsın muhtar. Gürende kuzeyin parlayan yıldızda rektör atalım. Dayı sen şimdi durduk yere ne böyle okuyorsun? Bilemiyorum Altan bilemiyorum. Hadi oyna. Dondurması istemedim. Sen bana diyette olan birine dondurma diyeyim mi? Sen benden ne istiyorsun? Söyle, söyle. Aman ya, kaç defa uyarmış. Durma, Sayne. Sayne, bu ne? Çay koşuyor. Öğrenemediniz gitti ya. Ben çayı şekersiz içiyorum. Zaten çay kaşığını da yasaklayacağım. Çay şekerini de yasaklayacağım. Bitki düştü. Kaldırın Cemal. Kaldırın. Zirebolu 42 çayını şekersiz içilmesi gerektiğine inanıyorum ya. Ya sen şimdi son zamanlarda biraz benim gibi şişim şişim şiştin diye şekeri mi yasaklayacaksın? Bir var kutuplardan basık ekvatordan şişir. Şişir sen seni kurtarır mı? Ya şuna bak kesin bizim oyları da bu yemiştir ha baksana. Bak yine aklıma bir yamaç geliyor. Kara tozun temeli.
Temel, bizim Temel. Kadim dostum Temel, niye terk ettin gittin bizi Almanyalara? Ah ah, bunca kederden sonra sanki gitsen ne olur? Beni bahtım terk etmiş, sen terk etsen ne olur? Seçim kaybetmiş gibi yeme! Vallahi bir aydır ayak ben bende de giyilen bugün! Kendimde de giyilen bugün ey! Lan kalkın ya, herkese rezil olur, kalk ya! Kalk yerine. Ne var siz ya? Ne var siz ya? Alo, ne içiyorsunuz? Alo, söylesenize! Sahine biz çay içiyoruz, sen ne içiyorsun ya? Çay var mı çay? Bir kere de buraya normal bir insan gelsin. Çay var bir. Çay olmasa benim burada ne işim var? Hadi bak şuraya ne yazıyor? Bak hele bak, şu telefon kapat bak. Bacanaklar kahvesi. Kahvede ne olur? Kahve olur. Ha bir de çay olur. Yani sen kahvede kadın garson gördün diye. Ben bu işi yapamıyor muyum? Ben bu rolü üstlenemiyor muyum yani? Harbiden ya, senin burada ne işin var? Ben var ya ben bu role gelebilmek için ne torpiller yaptırdım. Kimleri yerinden eldi? Kadından çaycı mı olur dediler, bu işi yapamayanlara göstermek için buradayım. Unutmayın, kadınlar her işi hakkıyla yapabilir. Nazım, telefon sana.
zaten sinirliyim. Bir de doğru bir çocuğun yok. Bir daha gelmem bu kapıya. Nazım gene nereye gidiyorsun? Ulan bekle beni Nazım. Dur! Beni de bekleyin. Alo. Alo. Ben Emniyet Müdürlüğü'nden Komiser Mesut. Recep Konak'la mı görüşüyorum? Buyurun abim benim. Recep Konak, bilgileriniz terör örgütü tarafından ele geçirildi. Adınıza sahte kimlik ve sahte kredi kartı çıkarıldı. Ne diyorsun abim, ne terörü ya? Telaşlanmana gerek yok. Her şey kontrol altında. Bir saat içinde birazdan yollayacağımız hesap numarasına 10 bin dolar yatır, gerisi bizde. Tamam abi. Ne yapıyorsun gelin? Ders çalışıyorum anne. Ders çalışıyorum. Yaklaşık son 20 yıldır ders çalışıyorum. Bir şey olduğunu da göremedik. Bu sefer neye güveniyorsun? Anne tam dedikodun çalışıyordum. Salır kazanın evi yağmalanıyordu. Bir rahat bırakır mısın ya? O yağmalanan evde de sen kepçe salır kazan. bu sene oluyor mu KPSS? Bu sene kesin oluyor çünkü Yeşil Giresun Akademi'ye kaydoldum. Yani kesin oluyor. Neymiş bu akademinin sesi? Hele sen bir soru oldu. Ben eminim yaparım. Edat'ı sıfatı bağlaçı zarfı. Her şeyi iyi bilirim. Cemal'e laf yetiştirmek kolay değil. Kim var benim gibi konuşan? Tamam şunu okuyayım da yap bakayım hadi. Hadi görelim. Aşağıda verilen kelimelerdeki ses değişiklikleri incelendiğinde hangisinde hem ilerleyici hem derileyici benzeşme söz konusu olduğu gibi derecesi bakımından da hem ham benzeşme hem de yarı benzeşme vardır. Dallin abi. Hepimizin buzdolabı diğer okumadı. Yok anne, bu Şenol hocanın bize her sınavdan önce okuttuğu duaydı. Ya hoca demişken aklıma ne geldi? Son sene bir tiyatro yapmışsın, hatırlıyor musun? Pınar'dan bir gün önce. Evet, hatırlıyorum. Alel acele aldım. Aman Cemal duymasın. Ne post bıyıkladı. Ya boyu. Saçları hafif hafif dökülmeye başlamıştı ama hiç çaktırmıyordu. Sanki şuna da benziyor. Hangisine? Şuna mı? Şunun tipine bak ya. Bunun neresi benziyor? Dursun Hoca bir kere çok yakışıklıydı. Bıyıklarını tüm fakülte konuşuyordu. hatırlıyor musun? Mezuniyetinizde de size çektirdiklerini anlasın diye bir şarkı yapmıştım. Ay. Geçen gün söyleyeceğim. Ritmi bir türlü tutturamıyorum. Hay anne, beni o günlere getirdin kız. Vallahi ne güzeldi. Hatırlıyorsan bir söyle derim. Vallahi o günlere gittim. Tamam sahne yazdık. An ve an. Sınavda tiyatro.
boyuna bakalım. Keyfin nasıl dursun? Otur bakalım. Dedik birbirimize düzen kazanalım. Yani seninle gurur duyduğum belki de tek andı. Ne oldu o adama? Hala yaşıyor. Linç etti diyorlar aralık. Ne kadar yanlış bilmiyorum da bak yine aklıma getirdin. Ya. Ama hak etmişti. Hepinizin yüzü mosmordu. Valla bilmiyorum anne. Şu evi de bir ilaçlatın artık sinek sesinden gına geldi. Annen gidiyor değil mi? Annen. Leyla. Anneler gidiyor. Leyla. Ne sineği? Ne sineği? Kesin bir dert var. Bu karı da oynuyor. Biliyordum o bunun başına sonunda bir bela getirecektin. Yeter. Ama Recep. Eğer olana söylemezsen başına daha çok şey gelirse. Anne yeter. Bir şey yok. Lütfen git otur sen içeride. Anam anlatacağım. Anlatacağım. Anam anlat. Anam anlatacağım hadi. Eğer anlatmazsan şu tümel alet oynama. Tamam anne. Oynama. Gel buraya. Anne. Leyla. Ne? Paralarımız nerede Leyla? Ne parası? Ne parası ne parası Leyla? Ne kadar paramız var zaten? Bizim para. Sakladığımız dolarlar nerede? Biz dolar sakladık. Biz. Evet. Leyla benimle oyun oynama. Paralar nerede? He sen şu şeyleri diyorsun ya. Ya ne bileyim şu dolapta bir yerde de buralarda bir yerde ben bilmiyorum. Ara bul. Maşallah. Ben abi her şey var burada. Nerede? Dur ya. Şurada bir yerde olacak. Aha buldum. Ne yazıyor onun üstünde? Türk dil bilgisi. Şenol Hoca'nın notlarıdır onlar. Dolar değil. Ha bu kadar kalın not mu olur? Bu kadar kalın yok. Ha bu kalın mı olur? Onu bana ver. Onu bana ver. Bak bırak. Ha bulur. Bırak. Leyla bu ne? Ülkü Hoca'nın notları. Leyla bu ne? Ülkü Hoca'nın ekstreleri. Leyla 700 liraya çizme mi olur Leyla? Recep çizmeyi bir görsen. Lan bu ne? Dolaptaki lastik çizme mi? Lan benim arabanın lastikleri 600 lira. Bir dakika sıra kapıralım yapıyor. Ya sen o çizme kaç kere giydin? Giyeceğim oğlum. Kendim buldularım. Hadi bakalım yardım et. Stop! Kız Leyla. Kız Leyla. Ne kadar zekisin kız. Dolarları benden isteyeceğini biliyordum. O gelmeden önce dolarları ahıra sakladı. He, dolarları ortaya çıkarayım de. Savaş çıkarttın değil mi? Şey. Saçmalama hadi eve gidiyoruz. Ben seni eve götürüyorum. Gel. Bak evladım.
Bunları kimse anlatmıyor. O paralar bizim. Onlar bizim. Kamu sütürkü kadarsa zaten zengin olur. Hele okuma eğitimin sonu mu var? Ben gidiyorum. Ya benim de treble işim için doğru eklem lazım. Alo, Erkan, enektarlar koltuğu aldım. Var burada. Beni profesör çağırdı. Seni kim çağırdı? Profesör. Lan sizin burada ne işiniz var lan? Okla oğlum asıl senin ne işin var burada? Lan beni profesör çağırdı. Seni kim çağırdı? Beni de profesör çağırdı. Lan seni kim çağırdı? Profesör. Lan bu deli karı gene neymiş şimdi? Yine bir itikam planından mevzu oluyoruz ama hadi bakalım. Korkuyorum. Kes kes kes! Ne boş muhabbet yaptınız ya? Ooo Ramazan ruhlarınız nasıl gidiyor? Sağ ol aslında ablacığım, sen de olmazsan. Atmasa da damlıyor işte. Ablere, ablere! Sana kaç defa dedim bana profesör diyeceksin diye ya? Profesör. Ya konuşma isminden başlamak gerek ama neyse. Hele şekil bilgisi daha önemli. Boş boş konuşuyorsun. Profesör, beni çağırdın masa var diye. Yok, bizi buraya niye çağırdın? Nerede o bakayım? Büyük gün geldi. İntikam vakti. Sizi de zengin yapacağım. Yürü de işimizi yapalım artık ya. Oğlum kalkın. Hem zübileyim, hem
şeydi. Sübhaneke! Sübhaneke! Hadi oğlum karıştırın, öyle mi olur ya? Sübhaneke, Allahümme ve bihamdike de la ilahe illallah ve la ilahe gayrik. Abi, bu ne lan? Sübhaneke ile cin çıkartıyor abi. Bir defa görenler bilemezsin. Ben yok utan mı söyledim lan? Yok utan. Aptal, aptal! İneği düşünmüyorsan, bari içinden çıkacak eti, içinden çıkacak dolarları düşün, aptal! Oğlum sen mübarek ziyagilsin. Bırak herkes Ülke Hoca'nın oynadığı tenisi ve bizim zenginliğimizi konuşsun mübarek! Bana etti. Açın kapıyı. Yine açamadım. Lan oğlum dur ya, ben onun dilinden anlarım. İçeride biri var. La çekilin çekilin. Allah kahretsin sizi ya. Demek Trump'a kafa tutan inek sensin. Ne cesaret yiğidim. Çekil lan, çekil. Demek dolarları sen aldın ha. Ben bunun dilinden anlarım. Mı? Lan mı? Mı? Versene lan mı? Kim vurdu lan bana? Vallahi lan insanoğlu işi değildir. Lan sen yaptın değil mi hayvan ol hayvan? Mı lan? Mı? Mı? Hem dolarları cukkalıyorsun hem de bize racon kesiyorsun. Böyle mi atılır lan boynuz? Ha? Böyle mi atılır? Kaç yaşındasın sen? Ha? Kaç yaşındasın? Ola oğlum inekle inek olup da şu işi 3 sezona yaymayıp tek sezonda bitirsek ne olur? O zaman çalıyoruz ineği. Duyuldu ama görülmedi. Durasun köyündeki esrarengiz olay ne? Konak ailesinin bir gecede bütün hayatı nasıl karardı? Ortaya atılan iddialar kafa karıştırıyor. Asıl hedef inek miydi yoksa bu da Amerika'nın bir oyunu mu? Hepsi az sonra Yalçın abi yetiş te. Aa bu ne kalabalık. Bunlardan seni görememiştim. Ses. Dikkat dikkat. Sihirimiz kayboldu. 12 öğrenlerin acilen ahıra bağlamaları icabını. Sihirimiz Anacali. Biraz beyazlı. Havuk havasının kenarında da siyahlık var. Oyunu söyle bir yapıp bir dikine. Çok da süt vereyim, ne de beni abone, süt koydu. Törenlerin hayriyenin önüne getirdiğini icabını duydum, duymadım, devam. Olacak iş değil ya, sığır kaçırma dedi, hangi yüzü de yaşardı ya, böyle olmaz. Birbirinden ilginç, birbirinden acayip, birbirinden saçma olaylarla tekrardan karşınızdayız. Yine yürek sızlatan bir olay. Durasun köyünde ineği kaçırılan Burak ailesi bizlerle birlikte. Gelin detayları onlardan öğrenelim. Buyurun Harbi Hanım. Vallahi bir ay oldum ardından geleli. Sıradan bir gündü yine. Gece saat ben diyeyim 2. Sende 2.5. Ben diyeyim 3. Sende 2.5. Tamam 2.5. He işte. Ya Cemal döndü götünü yaptı. Zaten 15 yıldır yaptı. Tek şey bu. Cemal dedim bir su getirir misin gülüm? Yok dedi. Bari dedim suyumu kendim alayım. O sırada da bir ağrı kesici getireyim. Ay bir de ne göreyim?
dakika. Muhtemelen ineğinizi 3 kişi kaçırdı. Siz de arkasından bağırdınız ve kaçırmadan engel olamadınız. Aradınız, taradınız, soruşturdunuz ama bir daha geri dönmedim. Rabbi nasıl aklına geldi? Rabbi nasıl zekâs? Maşallah hayırlı. Böylesi şefkatli, böylesi sıcakkanlı bir aileden bir inek neden 3 kişiyle kaçar anlamıyorum. Peki Yeşim Hanım, sizce inek neden kaçırıldı? Aldığım notlara göre burada aslında ineğin bilinçaltına baktı. Bu bunalama, Üstad Freud'un çok sevdiğim bir sözü... Evet Yeşim Hanım, teşekkür ediyoruz. Recep Bey, sizce ineğiniz neden kaçırıldı? Vallahi Yalçın abi, dolarlarımı da aynı gün kaybettim. İneğimi de aynı gün kaybettim. İddia ediyorum, o inek üç kişiyle dolarlarımı da aldı. Kaçtı gitti. Hemen kaçmaz o. Kaçtı işte. Bir dakika. Galiba bir detay daha çözdüm. İnekleriniz, ineğiniz dolarlarınızı da alıp üç güzelmiş ağızda kaçtı. Lan hiç bu açıdan kalmamıştık. Lan bu nasıl zeka? Ya maşallah, yemin ediyorum zeka fışkırıyor. Tamam, biz biraz sakinleşelim. Ramazan Bey'e dönelim. Köyün muhtarı olarak bize bildikleriniz aktarır mısınız Ramazan Bey? Vallahi ben Rasun köyünün muhtarı, muhtar Ramazan Yarıoğlu Hazretleri. Yani bu ailenin de ineği kaçırıldı, hani ne diyeyim ki? Ramazan Bey, ben zaten çözdüm. Bildiğiniz başka bir şey varsa söyleyin. Yok ya, sen muhtarsın dediler, önemlisin. Gel dediler, ben de geldim. Ne bileyim yani. Şimdi gözlemlediğim kadarıyla Ramazan Bey 3 maymun sendromuna yakalandı. Biraz daha açar mısınız? Yani şimdi halk diliyle etliye sütlüye karışmayan insanlar için söylenen hem ayranın dökülmüş... Teşekkür ederiz Yeşim Bir söyleseydi. Buradan Durasun köyünün değerli hakkına sesleniyorum. Eğer bildiğiniz bir şey varsa telefon numaramızdan bize bağlanıp anlatabilirsiniz. Evet Cemal Bey, sizden bir ricam var. Biliyorum ineğinizi çok seviyordunuz. Kaçırıldığı için de çok üzgünsünüz. Evet. Şu kameraya bakarak ineğinize seslenebilir misiniz? Şuraya mı? Bak şu büyük telefonun yanındaki kamera. Tunay! Tunay yalvarıyorum, geri gel Tunay! 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 Seni çok seviyorum Tunay! Cemal Bey, sakin olun. Gel, böyle oturun. Sakin olun. Kusura bakmayın. Evet, bu seslenişin ardından telefon attığımızda doktor, öğretim üyesi Abanoz Küçük var. Evet, Abanoz Küçük, sizi dinliyoruz. Yalçın Bey, Gürosun Çepleri adlı kitabımın sağ çalışmalarını yaptığım sırada böyle bir olaya tesadüf etmedim. Yalçın Bey, Gürosun Çepleri adlı kitabımın sağ çalışmalarını yaptığım sırada böyle bir olaya tesadüf etmedim. Ya eşlenmiş ya! Abanoz Bey'in de tesadüf etmediyse biz nasıl çözeceğiz bu olayı? Neyse, şimdi ekip arkadaşlarımızdan Elif Hanım, Gürosun köyünde. Evet, Elif sendeyiz. Evet Elif. Evet Yalçın Bey, sanırım şu an Gürosun köyündeyiz. Affedersiniz beyefendi. Alo. How can I get to Durasun? Durasun. Ali Hanım'ı tanıyor musunuz? Hayriye. Peki kaçırılan inek hakkında neler biliyorsunuz? Bilmiyorum ki. Üstüne vazife sandı, üstüne vazife çıkmadı. Har vurdu, harman savurdu. Ve işte bakın, savurduğu harmanlar kime denk geldi? Şu an Durasun köyündeyiz. Burası olayın gerçekleştiği ahır ve hemenlikle ev. Evle ahır arası tamı tamına 37,5 metre. Yanlış duymadınız. 37,5 metre. Evet Elif, konuyla ilgili köy halkının bildikleri neler?
Evet Elif. Evet Yalçın Bey, şu an yanımda çaycı Sayime var. Çok büyük iddiaları olduğunu söylüyor. Buyurun Sayime Hanım. Hangi kamera çekiyor benim? Yalçın Beyciğim, seni izlemeden vallahi bir günüm geçmiyor. Ama o yanınızdaki insanlar var ya, o yanınızdaki insanlar. Onlar pırlanta gibi insanlar. Kız, Leyla! Ama o yanınızdaki var ya, bak bu işi yaptıysa o Ramazan yapmış. Bu işin altından o Ramazan çıkmazsa ben de Sayime değilim. Valla ben o Ramazan'ım var ya. Kesin arkadaşlar, Sayime Hanım ne yapıyorsunuz? Konuşmanıza dikkat edin, canlı yayındayız. Bunun konuşması hep dursun öğretmesi bunun konuşması. Ramazan Bey, Ramazan Bey istemiş. Otur şuraya. Sayime Hanım, lütfen konuşmanıza dikkat ederek bize bildiklerinizi anlatır mısınız? Vallahi o içinizdeki şeytan var ya, o içinizdeki şeytan olur Ramazanlar gibi. Bu işi o başı, onun başının altından çıkıyor. Bunlar kahvede oturuyor. Ben bunlara mis gibi çay yapıyorum. Önce mübarek, sonra Nazım abi, sonra Ramazan çaylarını böyle içiyorlar. Sonra birden hepsine bir mesaj geldi. Hepsi kalkıp gittiler. Çayımın parasını da vermediler. Şaka şaka bu çekeyim. Şaka bir yana dedi, şakayı hangi yana koyduğunu unuttu. Ve işte bakın başına neler geldi. Sayime'den şok itiraflar, ineği Ramazan, Nazım ve Mübarek mi kaçırdı? Burası köyünden şimdilik bu kadar. Söz sizde. Teşekkürler Elif. Bu Yalçın abi bunlar ne diyor? Bunlar cizli bilememiş. Ramazan aya nasıl iftiralar atıyor? Ben dedim ama bu köy halkına dedim. Bu karıları evlerinde dışarı çıkarmayalım dedim. Kimse dinlemedi. Ramazan aya! Hayırdır böyle bir suçluluk psikolojisine girdin? Böyle bir gerildin bir oynuyorsun. Ne oldu? Babacan gibi morardı. Ne oldu? Yok kızım benim ne işim olur sizin dileğinizle. Benim iki işim var. Bir muhtarlık bir de yazdığım kitabım yani. Bir dakika Ramazan Bey, çok önemli bir itiraf geldi. Tekrardan Durasun Köyü'ne bağlanıyoruz. Elif, Elif sendeyiz. Evet Elif. Gün geçmesin ki Yalçın Bey bir olayı daha çözmesin. Evet, şu an yanımda Durasun Köyü'nden Nazım Bey var. Buyurun Nazım Bey. Uyuyamıyorum Yalçın abi. Gözüme uyku girmiyor. Zaten ben en başından beri karşıyım. Cemal zaten bana bir şey yapmadı. İneği biz çaldık. Ay baba! Baba! Nazım Bey, inek neden çaldınız? Bunu açıklar mısınız bize? Asıl amacınız neydi? Vallahi profesör dedi, inek dedi, doları dedi, yemiş dedi, al dedi, götür dedi, zengin dedi, olalım dedi. Yok dedim, yapma dedim. Ama nasıl oldu, oldu, yapmışız. Sizi gerçekten çok iyi anladım. Peki kimlerle birlikte çaldınız ineği? Profesör vardı, Ramazan vardı, Mübarek vardı, inek vardı, ha bir de ben vardım. Şu an gerçekten çok şaşkınım. Ramazan Bey'e dönmek istiyorum. O yalan, yalan, yalan. Ay iftira, iftira, iftira. Yalçın abi bunlar Nazım'ın kendine attığı çok büyük iftiralar. Ya Allah sizin belanızı versin. Nasıl canlısınız lan? Terbiyesiz! Haraberin gelsin Ramazan! Bir de muhtar olacağım! Hoca usursa cemaatsiz bas mı? Evet. Tamam ya, biz çaldık, lanet olsun. Oh, rahatladım. Her şeyde pil alayan profesördür. Bu arada şöyle de bir durum var. Madem bu kadar göz önüne gelmişken yeni kitabımın tanıtımını da yapmasam olmaz. Adı sadece Ramazan. Haysiyetsizliğin, şerefsizliğin, etikanı ve gücün kitabı. Hele size içinden bir söz okumak isterim. Herkesi mutlu edemezsin. Çünkü sen muhtar Ramazan Göreoğlu Hazretleri'sin. Tüm sorulan cevapları birazdan Yalçın abi yetişti olacak. Leyla Hanım, demek ki ortada bir dolarlar var. Ve bu dolarları alırlar siz sakladınız. Nereden biliyorsunuz? Birbirinizi kandırmaya gerek yok. Neden dolarları alırlar saklama gereksinimi duydunuz? Bir dakika. Bir bana sorun Recep. Neden sakladın? Biz tamam ben sakladım da neden sakladın? Tamam yeter. Bak Recep. Konuşma yeter. Bak, daha Recep, fazla konuşma. Ya niye?
Ayran, ayran! Yatsın abi, ben bir kötü oldum. Bir mikrofon bir şey var mı? Tabii tabii. Yok yok. Ah Leyla! Salım Leyla! Doktorun kızı! Cebimde para kalmadı. Bıraksana yakamı. Bıraksana yakamı. Cebde vardı 100 lira. Yeter miydi hesaba? Cebde vardı 100 lira. Yeter miydi hesaba? Herkesin bir cebi var. Durur içerisinde. Durur içerisinde. Benimkisi de onda. Benimkisi de onda. Oy, nereden geldin buralara? Sakin ol Recep, gel. Abi çok bana pahalı buralar. Hay ya. Bu nasıl aşk acısıdır ya? Hele ne aşk acısı, ne aşk acısı. Bu bildiğin cüzdan acısıdır. Nerede gülsem kaldırdın? Merak etme Recep. Bütün sıkıntıları çözeceğim. Çöz abi. Profesör Altı Şahıs şu anda stüdyonuzda. Evet, Yatsın abi de bir daha. İnin stüdyonuzda. Hanımefendi, neden bir ilek kaçırdınız? Recep'le yarım kalmış bir aşk hikayemiz vardı. İntikamını ancak böyle alabilirdin. Sema! Sema! Sen benim kardeşimdin! Özür dilerim. Yaşam hakkı elimden alınan insanıma insan gibi saldırdım.
sevmediğim için. Ayrıştırdığım için. Çocuklara özgürce koşabilecekleri bir ağaç gölgesi bırakamadığım için. Sustum! Sustum! Ve sustuğum için özür dilerim. Ne kadar insanız bu dünyada ve kaç duvar yıkabildik bu çıkmazda?